Bu ne? Şehzadem, az kaldı işim. Bekle. Yenerim seni. Yenersin şehzadem. Babam da yener. Yenemez. Heh, ben de bu matrağın padişahıyım. Baba, baba. Mustafa. Matrakçı dedi ki ben de bu matrağın padişahıyım. Haşa hünkârım. Ne haddi mi? Demek öyle dedi. Tez başı vurla. İbrahim, celatları çağır. Yok, başı vururmasın. Söyle ben de oynasın. Tamam Mustafa. Bırak matrakçı işini yapsın. Sabahtan beri seni eyledi zaten, gördüm. Bugün arzu odası hareketliydi. Söyle bakalım matrakçı. Deniz mi seversin, kara mı? Deniz severim hünkârım. Enginlere açılmayı severim. Ama sizin menziliniz nereyse orayı severiz. Bize o yol cennet görünür. Hazırlan o vakit. Enginlere kavuşacağız. Sümbüla, haremde vaziyet nedir? Hünkârım, Hürrem Hatun'a Valide Sultan'ım emirleriyle yeni bir daire hazırladık. Oraya yerleşti. Hekim kadın Sahattin'in iyi olduğunu söyledi. Âlâ. Âlâ. Mustafa gel bak, seninle nereye gideceğiz? Nereye? Gidince görürsün. Baba lütfen hareme gitmeyelim, ne olur. Burada kalalım. Gel Mustafa, gel. Aslan parçası, gel yaklaş. İbrahim Paşa, beni babamla yalnız bırak. Seni dinliyorum Mustafa'm, nedir mesele? Annem. Neden hep ağlıyor baba? Neden hep üzgün görüyorum onu? Vaktiyle sana söylemiştim Mustafa'm, kadınlar böyledir. Ziyadesiyle hassas oluyorlar. Bu saraydaki ağlayan tek kadın benim annem. Diğer kadınlar neden ağlamıyor? Neden sadece benim annem üzgün? Onun suçu ne baba? Günahı ne? Mustafa'm merak etme. Annen burada sarayda kalacak. Kalmayacak baba. Burada kaldıkça gözyaşı dinmeyecek. Ben artık buna izin vermeyeceğim. Hiç kimse annemi üzemeyecek. Zira ben sizden böyle gördüm, böyle öğrendim. Siz Valide Sultanımıza hep saygı duydunuz. Ona hürmet ettiniz. Onun üzülmesine müsaade etmediniz. Korudunuz. Şimdi izin verin. Ben de bunu kendi annem için yapayım. Aklındaki nedir? Ne yapmak istiyorsun? Annemle birlikte Edirne Sarayı'na gideceğim. Birinci Ketudağ bölüğü emirlerinizi bekler Paşa Hazretleri. Şehzademiz Mustafa Hazretlerinin vakti geldiğinde inşallah mensubu olacağı bölüğü tanıması, ilaveten eğitimine başlaması için geldik. Şeref duyarız Paşa Hazretleri. Şehzade Mustafa, bugün verelim eline yakışan kılıcı. Kılıç talimlerin başlasın o zaman. Haydi. Ketudağlar bölüğü merhaba. Şehzade Mustafa.
Halime devam etmelerini buyur Mustafa. Aşk ile. Aşk ile. Makbul Paşa'mız teşrif etti. Düğünden, eğlenceden vakit bulmuşlar yani. Başım yolunuzda, canım uğrunuzda, malım törenizde kurban. Dilim tercüman, erenlerden ferman. Tuz, su, ekmek gördüm. Yoldan ayrılırsam tuttuğunuz kılıç boynuma doğrak mürdüm. Gerçekler demine, bir gayretine. Ya Ali! Hü! Ey Muaviye ümmeti! Ey düşmanı Muhammed'i, siz küfrani, biz şükrani. Siz bir taraf, biz bir taraf. Gök girsin, kızıl çıksın. Kendi kılıcımla doğranayım. Yer gibi kertileyim. Toprak gibi savrulayım. Utandırma torunumu. Amin. Hayırlı uğurlu olsun Mahidevran. Şükürler olsun validem. Bugünleri de gördük. Dönelim artık. Şehzadem, hoş geldiniz. Paşam, has odabaşım. Hoş geldiniz şehzadem. Mustafa, benim göz bebeği şehzadem. Gözlerimiz yollarda kaldı. Geç olması hiç olmamasından iyidir. Hünkârımız sizi bekler. Bekletmeyelim o halde. Oh.
Mustafa'm. Aslan parçası. Evine, sarayına hoş geldin. Nasıl da büyümüşsün. Civan bir şehzade. Bugün senin için büyük bir gün. Benim için de gururlu. Dile benden ne dilersen. Evladınız olmaktan gayri lütuf istemem. Oturuyorum. Oturacak başka bir yer bulamadın mı? Başka yerlerde var. Fakat en güzel yer burası. Ya bu yaptığından utanmalısın. Bunlar senin galiba. Sakın dokunma onlara. Çekil git buradan hemen. Çok yoruldum. Dinleneceğim biraz. Su güzel mi? Ya sakın hayır. Ben buradayken yüzemezsin. O halde çıkman gerekecek. Ne çıkması? Ne diyorsun sen? Nasıl çıkacağım sen oradayken? Merak etme. Sana bakacak değilim. Arkamı dönerim. Ya olmaz. Mümkün değil. Git buradan. Ben gelirim o halde. Tamam, çıkacağım. Arkanı dön. Sakın bakayım deme. Ya nereden çıktın sen? Senin yüzünden kaçırdım, geyiği arıyordum. Yolum buraya düştü. Eminim öyledir. Dönme. Tamam. Ya kimsin sen? Ne dolaşıyorsun etrafımda? Ne? Senin gibi yalnız kalacak bir yer arıyordum sadece. Başka bir yer bul kendine, burası benim. Helena. Adımı nereden biliyorsun? Geçen gün çağırırlarken duydum. Hafızan avcılığından iyiymiş. Haftaya yine burada olacağım. Söylediğin iyi oldu. Gelmem o gün. Paşam, neye hükmetmeliyim? Bu hususta yalnızsın Mustafa. Bu bir...
Beyler, bu infazı durdurun. Vali Bey'in canını bağışlıyorum. Ne oldu? Mustafa'm infazı durdurdu. Belli ki affetti. Sana söylemiştim. Üzülme artık. Malkoçoğlu Vali Bey, devletimize ve hanedanımıza yıllarca hizmet etmiş şerefli bir askerdir. Yaptığı hatanın karşılığı ölüm değildir. Zira kötü niyetli biri olmadığına kanaat getirdim. Bu yüzden canını bağışlıyorum. Sana güveniyorum. Şehzade. Bizim için bir sofra hazırlattım. Beraber yemek yiyeceğiz. Çok memnun oldum. Zahmet etmişsiniz. Neyin var senin? Hiç. Sizi çok özledim. Efsun. Buyurun şehzadem. Neyin var? Pek düşünceli gördüm seni. Sizi düşünüyordum. Saadetimizi. Bekle beni burada. Nereye? Hemen geliyorum. Senin için hazır attım. O güzel gerdanın için. Çok teşekkür ederim.
güzel. Şehzademiz hasta. Acele hekim çağır. Hadi ne duruyorsunuz? Haber saldım, gelir birazdan. İyi, ben telaşa verme kimseye. Kalkmayın. Su, su. Gel. Şehzadem. Yeniçeri Ocağı ağalarından bir ağa geldi. Kul Ketudası Yakup'a. Sizi görmek ister. Gelsin. Şehzade Hazretleri. Nedir derdin Yakup'a? Neden görmek istedin beni? Ocak huzursuz şehzadem. Ala'nın katli, Ferhat Ağa'nın tayini hepimizi rahatsız etti. Size ve ocağa yapılan haksızlıklara artık tahammülümüz kalmadı. Sabır taşı çatladı. Hakkınız olan tahta geçmeniz için Yeniçeri Ocağı'nın apaları hazır. Bir sözünüz kâfi. Senin. Sen kimsin de Sultan Süleyman'ın oğluna böyle bir teklifle gelmeye cüret edersin? Hünkârımıza isyan edeceğimi nasıl düşünürsünüz? Bağışlayın şehzadem. Ben isyanla, ihanetle tahta geçeceğime şerefimle ölmeyi yeğlerim. Bir daha karşıma böyle bir teklifle gelen olursa acımam bilesiniz. Çıkıl karşımdan. Kristava Odagama sen misin? Ta kendisi. Nihayet geldiniz. Tek eksik olursa hepinizi gemi direğine asarım. Çocuk nerede? Çocuğu görmek istiyorum. Çocuğu getireyim. Sen çocuğu al. Burada emirleri ben veririm. Toprağı bol olsun. Vasco da Gama'nın iyi bir denizci olduğunu duymuştum. Oğlu ise çocuk kaçırıp fidye istiyor. Dedin sen? Lisanımızı anladığını biliyordum. Bu kadar cesur olduğuna göre ya güvendiğin bir şey var ya da aptalsın. Buna sen karar ver. Kimsin sen? Canını almaya gelmiş bir Osmanlı askeriyim.
Şehzadem, siz bana evladımı değil, dünyaları bağışladınız. Canım yolunuza feda olsun. Hasan Efendi, yiğit bir evladım var. Onunla ne kadar gurur duysan azdır. Allah sizden razı olsun şehzadem. Sayenizde evladıma kavuştum. Siz kendi canınızı hiçe sayıp o kafirleri alt ettiniz. Efendiler, içiniz rahat olsun. Aylardır size huzur vermeyen korsan, Dagama layığını buldu. Bundan böyle sahillerimizde emniyet içinde olacaksınız. Hiç kimse sizlere, ailenize, malınıza, mülkünüze zarar veremez. Buna cüret edenler karşısında beni bulur. Şehzade Hazretleri. Teke Sancak Bey İskender kulunuzu çağırmakla büyük şeref verdiniz. Şehzade, Allah'ın izniyle hainlerin sonunu getireceğiz. Ramazanoğlu Piri Paşa ve ailesi Devlet-i Aliye'ye ihanet etmenin bedelini canıyla ödeyecek. Doğru söze ne denir İskender? Yüce hünkârımız Sultan Süleyman Han Hazretlerine kim ihanet ederse bunun bedelini canıyla öder. Şehzade Hazretleri. Adaletinizin önünde hürmetle ve hayranlıkla eğiliyorum efendimiz. Herkes beni hain bilirken siz bana inandınız, itimat ettiniz. Canım yolunuza feda olsun şehzademiz. Şehzademiz bana istediğimden daha fazlasını verdi. Emre itaat etmediği gibi Teke Sancak Bey İskender'i ve ordusunu imha ederek ihanete ortak oldu. Derhal hünkârımıza haber verin. Zira bunu bilmek isteyecektir. Baba! Hünkârım. Şehzadelerimi böyle bir arada görmek ne güzel. Matrak oynuyorduk kardeşlerimle. Gitmeden evvel benimle de oyna isterim. Şeref duyarım hünkârım. (Gülüyor)
Hayli ilerletmişsin Mustafa. Sayenizde hünkârım. Senin büyüdüğünü, kudretli bir padişah olduğunu görmek bana gurur veriyor. Lakin bazen bakıyorum ve içimi bir keder kaplıyor. Sen büyüdükçe masumiyetimiz kayboluyor Süleyman. Mustafa? İyi misin? İyiyim hünkârım. Bana kendi kanımı dökmeyi nasip etme. Kaderimde varsa söküp al şimdi canımı. Nasip etme. Görecekse bu acıyı gözlerim kör eyle. Al ışığını üzerimden nasip etme. Verecekse bu zalim emri lal eyle dilimi. Destur! Şehzade Mustafa Hazretleri! Neler oluyor Ferhat Ağa? Bir şehzadeye böyle davranmaya nasıl cüret edersiniz? Başlayın şehzadem. Ancak yiğitlerim bunu yapmaya mecbur kaldı. Şehzademiz ocağımıza gelip kılıcını çekti. Ve bize hakaret etti. Ben buraya saltanat naibi olarak geldim abi. Hünkârımız hakkında çıkan dedikoduların asılsız olduğunu söylemeye geldim. Lakin onlar bunu fırsat bilip benim canıma kastettiler. Süma haşa, biz... Bunun izahı yok Ferhat Ağa. Kimin haddine bir şehzadeye kılıç çekmek? Şehzadem. Şehri kasıp kavuran dedikodulara gelince hünkârımızı bizzat gördüm. Allah'a şükürler olsun hala nefes alıyor. Sizin tek vazifeniz asayişi sağlamak ve hanedanı korumaktır. Bundan başka bir hesabı olanların kellesini bizzat alırım. Bunu herkes böyle bilsin. Hekimler güç bela düşürdüler. Şükürler olsun artık ki
güne düzelir dediler. İnşallah. Şehzadem Selim, sağ salim saraya dönmüş. Aramızdaki onca şeye rağmen bunu yapmış olman takdire şayan. Yaptığın iyiliği asla unutmayacağım. Hayat ne tuhaf değil mi sultanım? Buraya gelirken tuzağınıza düşüp canımdan olsaydım, siz de evladınızdan olacaktınız. Ne tuzağı? İtiraf etmenizi beklemiyorum. Rahat olun. İster inan, ister inanma. Allah şahidimdir ki ben sana tuzak kurmadım. Buraya gelmeni istedim. Zira bu hünkârımızın arzusu. Zor zamanlarında sana da ihtiyacı vardı. Madem öyle diyorsunuz. Öyle. Ne olduysa zinhar benimle alakalı değil. Selim'i o müşkül vaziyetten kurtarmakla en doğru şeyi yaptın. İltifata teşekküre lüzum yok. Zira siz istediniz diye yapmadım. Selim benim kardeşim. Biliyorum. Kaderde bunu söylemek de varmış demek. Bütün bunlar. Yani aramızda olup biten şeyler. Hiçbirini ben istemedim Mustafa. Hiçbir vakit benim tercih hakkım yoktu. Bu kaderin bir oyunu bize. İstesek de bir araya gelemeyiz. Sen bir tarafsın. Ben bir taraf. Ve maalesef ki birimizin selameti diğerinin felaketi olacak. Ne yazık değil mi? Sen ve ben Mustafa. Bir şartta kavgaya tutuşmazdık. Keşke sen benim oğlum olsaydın da. Bu kanlı savaşta karşı karşıya kalmasaydık. Ne oldu, inanmıyor musunuz bana? Kendine güvenen varsa karşıma çıksın da göreyim. Bırak şimdi kılıcı da sen çiftlikten haber ver. Ne vaziyette? Tatilata başlandı. Biter bitmez oraya taşınırım. Bu arada kılıç mevzunda ciddiyim. Arzu ederseniz sizinle bir talim yapalım. Siz talim dediğime bakmayın, elimden geleni yapacağım. Kendinizi sakının. Gerçekten kendimi sağlayabilecek gücüm var mı? Merak ediyorum. Böyle sıkıcı oluyor. Ne demek bu? Mal gibi anladınız mı? Ben karşımda şehzade olduğunu unutacağım. Olur. İyi misin? Thank you.
Ben artık saraya döneyim. Sultanımız merak eder. Şehzadem. Şehzademizin yanından ayrılmayın. Eğer işaret verirsem onu hemen uzaklaştırın. Arkanıza bile bakmayın. Ne oluyor? Neden durduk? Yeniçeriler sultanım yolu kapatmışlar. Allah'ım sen koru Rabbim. Şehzademiz. Gebe halinle telaş etme hatun. Çocuğu da korkutacaksın. Şehzadem. Destur! Şehzade Sultan Mustafa Hazretleri! Şehzade Hazretleri, siz devletli şehzademizi payitahtta görmek büyük şeref. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sağ ol Aliye. Sana ve yiğitlerine bin selam olsun. Yeniçeriler şehzademizi karşılamaya gelmişler sultanım. Aslan şehzadem benim. Bu sevgi, bu hürmet oldukça sırtı yere gelmez evelallah. Şehzadem... Müsaadeniz olursa asker size iskeleye kadar refakat etmek ister. Bundan ziyadesiyle memnun olurum. Bu karşılama iyi olmadı Taşlıca'da. Hünkârımızın kulağına gidecektir. O halde neden kabul ettiniz? Benim için gelmiş binlerce asker. Sırf beni sevdikleri için. Nasıl hayırdır? Şehzadem, silahlarınız.
Gezenle durup oyun oynayalım. Az kaldı Mustafa. Bizi kırdırgamız bekliyor. Güzelce yelkenleri açacağız. Rüzgar bizi İstanbul'a, sarayımıza götürecek. Ben babamı özledim. İbrahim'i özledim. İbrahim de bizi orada bekliyor mu? Bekliyor. Baban, büyük annen Hafsa Sultan, halan Hatice Sultan. Hepsi bizi bekliyor. Hünkârım. Bana ihanet ettin Mustafa. Sen bana ihanet ettin.
Bilmez ah var.
Kalbimin üzerinde taşıyacağım bu mektubu muhtemelen siz hiç okuyamayacaksınız. Zira bu mektubu hakikate ermesine hiç ummadığım bir istikbale yazıyorum. Arzum, dileğim budur. Dileğim gerçekleşmez ve bu mektup elinize geçerse bana kıymışsınız demektir. Ey hünkârım, ey canım babam. Bu satırları okuduğunuza göre siz kendi kalbinizi söküp attınız. Bense bu yalan dünyadan göçüp gittim. Bilin ki elinizi günaha buladınız. Bilin ki masum bir canı aldınız. Oysa birbirimize söz vermiştik. Ben size isyan etmeyeceğime ant içmiştim. Siz de bana kıymayacağınıza. Ben sözümü tuttum baba. Ve zinhar ihanet etmedim. Oğlum Mehmet'in başı hakkı için, kızım Nergis Şah'ın başı hakkı için ihanet etmedim. Etmem. Fakat siz sözünüzden döndünüz. Asla yapmam dediğinizi yaptınız. Babanın evladına kıydığı bu zalim dünyayı bırakıyorum. Zira ikbal ve iktidar uğruna babasının canına kastetmiş bir zalim olarak yaşamaktansa bir mazlum olarak ölmeyi yeğlerim. Adım sizin gibi tarihin altın sayfalarına yazılmayacak belki. Hiç kimse zaferlerimden bahsetmeyecek. Cihana hükmettiğim bir tahtım olmayacak. Hatta bir hain, asi bir şehzade olduğumu yazacak vakanüvistler. Varsın öyle yazsınlar. Varsın Allah'ın bildiğini kullarından saklasınlar. Bir gün gelir, mazlumların hikayesi de anlatılır. Belki yıllar, belki de yüzyıllar sonra biri benim hikayemi anlatır. Birileri işitir ve öğrenirler hakikati. İşte o gün mazlumun hakkı mazluma teslim edilmiş olur. Thank you.
ajansı?